Herkese merhabalar, Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Bugün kalıtım ünitesini bitiriyoruz gençler. En son kısma geldik. Akraba evliliği ve genetik varyasyonlar. Bu kısım özellikle önemli. Neden? Yazılılarda mutlaka birer tane sorusu gelecek. Açıklanan kazanımlara baktığınız zaman, soru sayılarına baktığınız zaman buradan da birer tane soru sorulmasını Milli Eğitim Bakanlığı istedi gençler. O yüzden dikkatli bir şekilde dinleyin. Hazırsanız dersimize de başlıyoruz. Şimdi öncelikli olarak dedim ki bu konu bizim için çok önemli. Tabii ki ödevlerinizi de vererek derse hızlıca geçiş yapayım. Kalıtım ünitesini bitirdiğimize göre kalıtımın en sonuna kadar geliyorsunuz. Ekosistem, ekoloji ve güncel çevre sorunları kısmına geçmiyorsunuz. Sayfa 125'e kadar çözmediğiniz hiçbir kısım kalmasın. 10 Dinamo'dan, Dinamo'da yazılı hazırlık sayfaları da var gençler. Mutlaka yazılı hazırlık sayfasındaki kısımlarda yazan sorulara da dikkat edin. Aynı şekilde 0'dan 10'a da ekosistem, ekoloji ve güncel çevre sorunlarının ünitesine geçmiyorsunuz. Kalıtımın karma testlerinin tamamını bitiriyorsunuz. Sayfa 129'a kadar yapmadığınız herhangi bir kısım kalmasın diyorum. Bugünkü dersimizde akraba evliliğinden bahsedeceğiz. Akraba evliliği sonucu olası hangi problemler yaşanabilir bunları anlatacağız. Genetik varyasyonun tanımını yapacağız. Genetik varyasyonlar biyoçeşitliliği nasıl açıklar? Bunlar da dersimizin konusu olacak. Akraba evliliği ne demek? Aynı soydan gelen bireylerin yaptığı evliliğe akraba evliliği ismini veriyoruz. Normal şartlarda soy ağaçlarını anlatırken dişi bireyler, erkek bireyler aralarında tek bir çizgi varsa o bireylerin evli olduğunu söylemiştik. Akraba bireylerin evliliğini ise çift çizgiyle göstereceğiz. Yani aynı soydan gelen iki kişi evlenmiştir diyeceğiz. Mesela buradaki yapılan evlilik akraba evliliğine örnek. Şurası akraba evliliğine, burası da yine akraba evliliğine örnektir gençler. Akraba evliliği yapılmasın neden diyoruz? Çünkü akraba evliliği bazı kalıtsal özelliklerin görülme ihtimalini arttırıyor. Neyi kastediyorum? Kalıtsal hastalıkların çoğu çekinik genlerle taşınıyor. Zaten baskın genlerle taşınırsa görülme olasılığı çok fazla olduğu için çekinik genlerle taşınanlar daha gizlenebiliyorlar. Aynı soydan gelen kişilerin yaptığı evlilikler sonucunda da çekinik genlerin bir araya gelme ihtimali artıyor. Neyi kastediyorum? Mesela benim bilmem kaçıncı kromozomumun bilmem kaçıncı geninde genetik bir hastalık, çekinik genle ortaya çıkan genetik bir hastalığın geni var. Ama tam karşısı sağlıklı olduğu için ben dışarıdan baktığın zaman bu hastalığı tabii ki taşımıyorum ama hastalık genine sahibim. Gittim amcamın oğluyla dayımın oğluyla evlendiğim zaman biz ortak atadan ortak dededen geliyor ya soyumuz. Onun da bilmem kaçıncı kromozomunun bilmem kaçıncı geninde tabii ki bu özellik bulunuyor olabilir. Onun da karşısı sağlıklı olma geni olabilir. Biz evlendiğimiz zaman yani büyük A küçük A büyük A küçük A genetik özelliklerine sahip iki birey evlendiği zaman ikisi de dışarıdan baktığında sağlıklı. Bunların hiç bu özelliğe sahip olmayan çocukları dünyaya gelebilir. Kendileri gibi dışarıdan bakarsan hasta değil ama gene sahip çocukları olabilir veya hasta çocukları olabilir. Bu bir ihtimaldir gençler. 1/4 oranında %25 oranında hasta çocukların hasta bireylerin meydana gelme ihtimali oluyor. Ama dediğim gibi bu bir ihtimaldir. Ben gider dünyanın öbür ucundan bir insanla evlenirim. Onda da aynı genin aynı noktasında bu gen bulunabilir mi? Bulunabilir. Veya ben gider amcamın oğluyla evlenirim. Onda bu gen yoktur. Veya ikimizde de vardır. Bizim çocuğumuz sağlıklı olur. Olur gençler. İhtimallerden bahsediyoruz. Her akraba evliliği sonucunda genetik hastalıklara sahip çocuklar olacak diye bir durum söz konusu değil. Ama yapılan çalışmalar genetik hastalıkların görülme oranını akraba evliliklerinin 2 katı kadar arttırdığı sonucuna varıyor. O yüzden de akraba evliliği yapılmasın diyoruz. Dediğim gibi kalıtsal hastalıkların çoğu çekinik allellerle taşınıyor. Mesela taşıyıcı bir babayla taşıyıcı bir anne
evlendiği zaman normal çocukları, taşıyıcı çocukları veya hasta çocukları meydana gelebiliyor. İnsanların fenotipine yansımasa bile genotiplerinde birçok hastalık genini çekinik olarak taşıdıkları biliniyor. Eğer annede çekinikken babada çekinik varsa tabii ki bu da yavruda görülebiliyor gençler. Genel olarak akraba bireyler tabii ki birbirlerine benzer bireylerdir. Amcamın oğlu, dayımın oğlu, bizim üst soyumuz bir olduğu için genetik özelliklerimiz de tabii ki birbirine benzeyecek. Bu nedenle akraba evliliklerinde çekinik hallerlerin birbiriyle karşılaşma olasılığı artıyor. Akraba olmayan kişilerin evliliğine kıyas yaptığımız zaman akraba evlilikleri sonucunda hastalık riskini arttırmış oluyoruz. Akraba evliliklerinde tabii ki akrabalık derecesi arttıkça çekinik hallerlerin doğacak yavruların fenotipinde görülme olasılığı da artıyor. Mesela buraya baktığın zaman 1, 2, 3. soy arasında akraba evliliği yapılmış gibi görünüyor gençler. Bu tarafa baktığımız zaman ise daha sonraki bir soyda akraba evliliği yapılmış gibi görünüyor. Burada daha uzak, daha kuzen çocuklarına doğru girilmiş. Hangisinde risk daha fazladır deseniz daha yakın akraba olanlarda tabii ki risk daha fazla oluyor. Akraba evlilikleri genetik hastalıkların meydana gelme olasılığını arttırdığından ciddiye alınması gereken bir durumdur. Mesela bu genetik hastalıklara bir tane örnek verelim. Akdeniz anemisi, talasemi dediğimiz hastalık çekinik genlerle taşınan bir hastalıktır. O yüzden de akraba evliliğine bağlı olarak ülkemizde görülme oranı artmıştır. Akdeniz bölgesinde yaygın olarak görüldüğü için Akdeniz anemisi olarak isimlendiriyoruz. Sürekli kan nakli gerektiren ciddi bir hastalıktan bahsediyoruz. Normal insanların al yuvarları tavla pulu şeklinde oluyor. Bu hücrelerimiz oksijen ve karbondioksit taşınmasını gerçekleştiriyor. Talasemi hastası, Akdeniz anemisi hastası bireylerde ise al yuvarlarda şekil bozukluğu var. Yeterli düzeyde oksijen ve karbondioksit taşıyamıyorlar. O yüzden de kan takviyesi gerekiyor bu bireylere. Akraba evliliklerinde baktığımız zaman renk körlüğünün görülme oranı artıyor. Orak hücre anemisinin görülme oranı artıyor. Fenilketonüri, kistik fibroz, şizofreni, diyabet, sağırlık, zeka geriliği gibi hastalıkların görülme oranı artmış oluyor. Kalıtsal hastalıklar ile ilgili anne ve baba adayları genetik testler yaptırarak oluşabilecek riskler konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Aslında her evlilik öncesinde yapılsa çok iyi olur ama tabii ki şartlar bunun için uygun değil. Genetik testle neyi kastediyoruz? Mesela iki birey birbiriyle evlendiler fakat doğan çocuklarında genetik hastalıklar meydana geliyor ve genetik veya genetik herhangi bir durumdan dolayı çocuklar yaşamıyor. O zaman bu bireyler genetik test yaptırabiliyorlar. Bu hastalığa sahip olmayan genlerin tüp bebek yöntemiyle döllendirilmesi, birey elde edilmesi söz konusu olabiliyor. Akraba evliliğine bağlı olarak ortaya çıkabilecek hastalıklarla ilgili alınabilecek önlemlerin başında toplumdaki bireylerin bu konuda tabii ki bilinçlendirilmesi geliyor. Bilinçlendirmek için neler yapıyoruz? Mesela okullarda lise müfredatına bu konuyu koyuyoruz. Lisede anlatalım, akraba evliliği sonucunda genetik hastalıkların ne kadar artabildiğini, hangi hastalıkların görülebildiğini gençlerimiz öğrensin. Hem kendi ailelerine, çevrelerine faydalı olabilsinler, bu bilgileri aktarabilsinler, hem de kendileri bilinçlensin istiyoruz. Mesela bu konunun müfredata girmesi aslında toplumu bilinçlendirmek için yapılan bir adımdır gençler. Gelelim genetik varyasyon kısmına. Genetik varyasyon ne demek? Biyoçeşitlilik ne demek? Biyoçeşitlilik bir bölgede bulunan canlı çeşitliliği anlamına geliyor. Biyoçeşitliliği her zaman korumaya çalışıyoruz. Biyoçeşitliliğin azalmasını istemiyoruz. Neden? Çünkü biyoçeşitlilik ne kadar fazlaysa o ortamın yaşanılabilir olma oranı o kadar yüksektir. Aynı türe ait bireyler arasında görülen genetik farklılıklara, genetik çeşitliliğe de varyasyon ismini veriyoruz. O zaman varyasyon kısacası tür içi çeşitliliktir diyebiliriz. Ben kahverengi gözlüyüm, sen mavi gözlüsün. Ben siyah saçlıyım, sen kahverengi saçlısın. Benim parmaklarım 8 santim, senin parmakların 9 santim gibi. Aynı tür bireyler arasında çeşitli farklılıklar var. Bu da varyasyona neden oluyor gençler.
Varyasyonların temel nedenlerine bakacak olursak, yani genetik çeşitlilik yaşanmasına sebep olan olaylara bakacak olursak, mayoz bölünme sırasında crossing over dediğimiz parça değişimi olayı tabii ki varyasyonların oluşumuna neden oluyordu. Bir de mayoz bölünmenin ana faz 1 evresi dediğimiz bir evre vardı. Homolog kromozomlar zıt kutuplara çekilirdi. Hangi kromozomun hangi kutba çekildiği tamamıyla tesadüfi olarak, yani rastgele dağılımla gerçekleşiyor. Bu da yine genetik çeşitliliğin oluşmasına sebep oluyor. Döllenme olayına baktığımız zaman yumurta üretiliyor. Buna doğru hareket eden binlerce sperm var. Hangi spermin yumurtayı dölleyeceği belli değil. Döllenme de tesadüfi gerçekleşen bir olay olduğu için genetik çeşitliliği arttırıyor. Mutasyonlar da genlerin yapısını değiştirdiği için tabii ki varyasyona, genetik çeşitliliğe neden olur. Gen dizilimlerinin değişmesine neden olan bu olaylar sonucunda gen kombinasyonlarının oluşmasına da rekombinasyon ismini veriyoruz. Yani yeni kombinasyonlar anlamına geliyor diyeyim. Varyasyonların bazıları kalıtsaldır, bazıları ise fenotipik. Yani ne demek istiyorum? Bazı varyasyonlar genetik kalıtsaldır, bir sonraki nesle aktarılır. Bazıları ise sadece o bireyi etkiler, sadece o bireyin fenotipine yansır. Kalıtsal değildir demek istiyorum. Kalıtsal olmayan genin işleyişinde meydana gelen değişimlere de modifikasyon ismini veriyoruz. Toparlıyorum. Eğer bir değişiklik meydana geldi ve bu beni sadece ilgilendirdiyse, benim çocuğumda çıkmıyorsa o modifikasyondur. Diyelim ki ben beyaz tenli bir insanım aslında. Eşim de bembeyaz tenli ama sen bizi hiç beyaz tenli görmedin. Yazın güneşin altına yatıyoruz, kışın solaryuma giriyoruz. Baksan beni hep çok 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 koyu ten rengine sahip esmer bir birey olarak görüyorsun. Bizim çocuğumuz da esmer mi doğar? Ya hocam ne alakası var? Sende beyaz gen, beyaz olma geni varsa bunu yavruna aktaracaksın. Senin teninin renginin değişmesi tabii ki modifikasyondur. Bir sonraki nesle aktarılmaz. Ben çok gidip spor yaptım, vücut geliştirdim, kaslı oldum diye benim çocuğum da kaslı doğmaz. Bu sadece beni etkiler, modifikasyondur. Veya sorularda çok karşına çıkacak çuha çiçeği denilen bir çiçek var. Çuha çiçeğini götürmüşler, 25 santigrat dereceye beyaz açmış, 35 santigrat dereceye götürmüşler kırmızı açmış. Çuha çiçeğinde meydana gelen bu değişim diye soruyu sorar. Modifikasyondur. Sıcaklık farkına bağlı olarak çiçeğin rengi değişmiş gençler. Keza ortanca bitkisi de ortamın pH'ına bağlı olarak farklı renklerde çiçek açabiliyor. Tek yumurta ikizi neydi? Bir tane yumurta, bir tane de sperm vardı. Yumurta ve sperm birleştiği zaman zigot meydana geldi. Zigot bölünmelere başladı. 2, 4, 8, 16, 32, 64 derken grup birbirinden ayrıldı. Buradan bir tane insan oldu. Buradan da bir tane insan oldu. Bunların genetik yapıları birbiriyle birebir aynıdır gençler. Neden? Çünkü aynı yumurta, aynı spermin döllenmesi sonucunda meydana geldiler. Tek yumurta ikizlerinde bir fark görüyorsam, mesela zeka seviyeleri farklıysa, bu bir modifikasyondur, çevrenin etkisiyle olmuştur. Sen tek yumurta ikizlerinden birine eğitim ver, diğerine hiç eğitim verme. Tabii ki zeka seviyeleri birbirinden farklı olur. Tek yumurta ikizlerinden birini çok iyi besle, diğerini ise sağlıksız besle. Tabii ki boy uzunlukları, kiloları arasında farklılıklar meydana gelir gençler. Bir sonraki nesle etkilemiyorsa modifikasyondur diyeceğiz. Çeşitli nedenlerle genetik yapıda kalıtsal bozulmalar söz konusu olabiliyor. Genetik yapıda meydana gelen kalıtsal bozulmalara da mutasyon ismini veriyoruz. Mutasyona neden olan etmenlere ise mutajen ismini vereceğiz. Mutasyon kalıtsal da olabilir, olmaya da bilir. Şuna dikkat ediyorsun. Şimdi benim bir sonraki döle gidecek olan şeyim ne? Yumurtam, erkek bireyinde spermi. O zaman yumurta ve spermde mutasyon meydana gelirse bu bir sonraki nesli etkiler. Veya
yumurta ana hücresinde, sperm ana hücresinde mutasyon meydana gelirse bu bir sonraki nesle etkiler gençler. Ama benim göz hücrem mutasyona uğrarsa bu çocuğumu etkilemez. Çocuğa yumurtadaki genetik yapı gidiyor. Çünkü vücut hücrelerindeki mutasyonlar bir sonraki nesle aktarılmazken üreme hücrelerinde veya üreme ana hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar bir sonraki nesle aktarmış, etkilemiş olacak. Mutasyona zararlı ışınlar, çeşitli kimyasal maddeler, çeşitli ilaçlar, aşırı sıcak, pH değişimleri, mekanik etkiler, bazı virüsler tabii ki sebep olabiliyor. Buradan da gelelim DNA üzerinde nükleotit değişimi veya nükleotit kaybı şeklinde mutasyonların da gerçekleşebileceği kısmına. Bu tip mutasyonlar bazen protein sentezini etkilemeyebiliyor. Neden? Bir amino asitin birden fazla şifresi olabiliyor. Bazen küçük şifre mutasyonları gelen amino asiti değiştirmediği için protein sentezi olumsuz etkilenmiyor. Bazı durumlarda ise bu mutasyonlar tabii ki genlerin yapısını değiştirdiği farklı amino asit getireceği için olumsuz etkileyebiliyor. Orak hücre anemisine de bakalım. Bu hastalık kana kırmızı rengini veren hemoglobinin protein yapısının bozulmasına ve al yuvarlarda şekil bozukluklarına neden oluyor. Mesela orak hücre anemisi de DNA üzerindeki nükleotit değişimiyle meydana gelen mutasyona örnektir. Hücreler orak şeklini aldığı için yeterli oksijen ve karbondioksit taşıyamıyor. Kişi de yine kansızlık, anemi dediğimiz hastalık meydana geliyor. Devam ediyorum. Orak hücre anemisine sahip insanlar da al yuvarlar esnekliğini kaybeder. Damar tıkanıklıklarına neden olabiliyor. Çabuk parçalanıyor al yuvarlar. Bu durumdan da kansızlık, anemi hastalığı meydana geliyor. Eşeyli üremede, eşey ana hücrelerinde ve üreme hücrelerinde görülen mutasyonlar ile eşeysiz üremede vücut hücrelerinde görülen mutasyonlar kalıtsaldır diyecek. Şimdi ben eşeyli üreme yapan bir canlıyım. Dedim ki üreme ana hücremde veya üreme hücremde mutasyon olursa bir sonraki nesle aktarılır. Ama bir de eşeysiz üremeyi düşün. Mesela ağacın dalını kesip toprağa ekeceğim. Buradan yeni bir ağaç elde edeceğim. Ağacın dalı mutasyona uğradıysa, normalde ağacın poleni değil, yumurtası değil, dalı mutasyona uğradı. Eşeyli üreme yapsa bir sonraki nesli etkilemez. Ama ben dalı kesip götürüp toprağa ekeceksem tabii ki eşeysiz üreme yapan canlılarda vücut hücrelerine meydana gelen mutasyonlar da bir sonraki nesli etkiliyor. Eşeyli üreyen çok hücreli canlıların vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar sonraki nesillere aktarılmazı ben zaten size söyledim. Gamet oluşumu sırasında görülen ayrılmama olayı kromozom sayısı mutasyonlarına neden oluyor. Normal şartlarda dişiler 44 artı XX nasıl bölünmesi lazım yumurtanın? 22 artı X olması lazım veya 22 artı X olması lazım. Erkek bireylerde 44 artı XY kromozom formülüne sahipler. Onlardan da gelen spermin 22 artı X olması lazım, 22 artı Y şeklinde olması lazım. Ne oluyor? Bazen bölünme tam net bir şekilde gerçekleşemeyebiliyor. Bunun ürettiği yumurtalardan bir tanesi 21 artı X'i alıyor. Diğeri ise 23 artı X'i alıyor. Yani bir tanesi fazladan buna gitti. Bu da geliyor normal bir tane spermle dölleniyor. Mesela şu ikisi döllendiği zaman 45 artı XX kromozom formülüne sahip birey meydana geliyor. Down sendromlu oluyorlar gençler. Bazen X kromozomunun bir tarafa fazla gitmesi söz konusu olabiliyor. Bazen vücut kromozomlarında problemler meydana gelebiliyor. Hepsinin tek tek ismini vermeyeceğim. Ama ayrılmama sonucunda kromozom sayısı ile ilgili problemler çıkabiliyor. Kromozom sayısı normal olmayan gametler döllenme sonrasında embriyoda kromozom sayısı mutasyonlarının da tabii ki oluşmasına neden oluyorlar. Popülasyonlarda rastlanan mutant aller yani mutasyona sebep olan genler genellikle çekinik. Bunun nedeni baskın özelliklerin zararlı olmaları durumunda hızlı bir şekilde doğal seleksiyonla elenmesi. Yani hastalığa sebep olan gen büyük A geni ise bu gene sahip olan bireyler hastalıktan etkilenip popülasyondan ayrılacağına göre yani kısacası öleceklerine göre çekinik olan genler
baskınlarla birlikte öyle taşınabiliyorlar. Ancak çekinik özellikler heterozigot bireylerde varlıklarını sürdürebilir. Gelelim konumuzla ilgili birkaç kısma gençler. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ifadelerde boşluklara gelmesi gereken kavramlardan değildir? Çeşitli etkenlerle yeni genetik kombinasyonların oluşmasına ne ismini vermiştik? Rekombinasyon ismini vermiştik. Çeşitli faktörler sebep olabilir gitti. Genetik materyalde meydana gelen kalıcı değişimlere de mutasyon ismini vermiştik. Mutasyonların bazıları sonraki nesle aktarılabilir, bazıları aktarılamaz. Aynı türün bireyleri arasındaki farklılıklar varyasyonlardır. Varyasyona neden olan olaylardan bir tanesi de mesela modifikasyondur ama sonraki nesle aktarılmıyordu. Gen işleyişinde meydana gelen değişimlere de hemen söyleyelim modifikasyon ismini veriyorduk gençler. İşleyişte meydana gelen değişim o yüzden de genetik yapıyı değiştirmiyordu. Tenimin bronzlaşması mesela modifikasyona örnekti. Mutajenin tanımı ise verilmemiş. İnsanlarda beyin hücrelerindeki lipitlerin parçalanması ve yenilenmesini sağlayan enzimlerin eksikliğinde Tay-Sachs hastalığı ortaya çıkıyor. Bu hastalık otozomal çekinik allellerle etkisini gösteriyor. Mesela küçük A dediğimiz o zaman bu hastalığın geni olabilir. Buna göre bu hastalık bakımından heterozigot genotipli bir anne ve babanın Tay-Sachs hastası çocuklarının olma ihtimali tabii ki %25'tir. Taşıyıcı anne büyük A küçük A'dır, taşıyıcı baba büyük A küçük A'dır. Bunların çocukları büyük A büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A veya küçük A küçük A şeklinde olabilir. Küçük A küçük A şeklinde olursa birey hasta olacak. Gençler 1/4 veya sorunun gidişatına bakarak %25'i işaretleyebilirdim. Kistik fibroz otozomal kromozomlarda çekinik kalıtılan bir hastalıkmış. Buna göre aşağıda genotipleri verilen ebeveynlerin evliliğinden doğacak çocuklarının bu hastalığa yakalanma olasılığı en fazla hangisindedir diyor. Yani ben neyi arıyorum? Aslında küçük A küçük A'yı arıyorum. Burayı çaprazladım. Artık siz gözünüzle de çaprazlıyorsunuzdur. Büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A küçük A küçük A küçük A. Bunun çocuğunun hasta olma ihtimali 1/4. Buraya baktım daha düşük ihtimal. Çünkü büyük A büyük A olabilir, büyük A büyük A olabilir, büyük A küçük A olabilir, büyük A küçük A olabilir. Hatta daha düşük demeyelim sıfır. Taşıyıcı olabiliyor ama bu hastalığa sahip olmuyorlar. Şuraya baktım büyük A küçük A, büyük A küçük A, küçük A küçük A, küçük A küçük A. Ha. Buradan hasta çocuğun çıkma ihtimali 1/2 yani %50 oranında. Buradan hasta çocuk çıkar mı? Çıkmaz hocam. Çünkü hepsi büyük A küçük A olacaklar. Yani sıfır olacak. Buraya baktığım zaman buradan da büyük A büyük A'dan başka bir şey gelmez ki hocam. Yani buradan da hastalığın görülme ihtimali sıfır olacak. Bizden en fazla olanı istedi. Yani şu evlilik %50 oranında kistik fibroz hastalığına sahip çocuklarının olması anlamına geliyor. Gelelim diğer bir sorumuza. Akraba evlilikleriyle ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir? Aynı karaktere ait resesif genlerin yan yana gelme ihtimali tabii ki daha yüksektir gençler. Çekinik genlerle aktarılan rahatsızlıkların fenotipte görülme ihtimali daha yüksektir. Zaten aynı cümle ikisi de. Doğacak yavruların sağlığı açısından teşvik edilmemesi gereken bir uygulamadır. Akraba evliliği dediğimiz evlilikler gençler. Ama dediğim gibi her akraba evliliği sonucunda genetik hastalığa sahip bir çocuk meydana gelmek durumunda değil tabii ki. Yukarıda belirtilen hücre çeşitlerinden hangilerinde meydana gelen mutasyon gelecek nesile aktarılabilir? Benim karaciğer hücremin gelecek neslimle ne alakası var? Yumurtalık bir organdır sakın düşme. Yumurta ana hücresi dememiş, yumurtalık demiş. Karaciğer gibi bir organdan bahsediyoruz, eledim. Sperm ana hücresi tabii ki bir sonraki nesli etkiler. Bakteri hücresi zaten bakteriler tek hücreden meydana geliyor. İkiye bölünme yaparak eşeğisiz üremeyle birey sayısını arttırabiliyor. Demek ki burada gelen mutasyonlar bir sonraki nesle aktarılmış olacak. Gelelim diğer bir soruma, son soruma.
yandaki soy ağacında koyu renkle verilen bireylerin fenotiplerinde gösterdiği özellik genlerinden hangileriyle aktarılıyor olabilir? Şimdi baktığım zaman otozomal çekinik için ne dedim? Çoğunlukla tutar dedim gençler. Şunları otozomal çekinik yazmak istediğimde küçük A'nın birini buradan alsa, birini buradan alsa, yan taraf büyük A olsa sıkıntı yok. Küçük A küçük A birini buradan alsa, diğerini öbür taraftan, bunun da yanı büyük A olsa sıkıntı yok. Buradan büyük A'yı, buradan da küçük A'yı almış olsa otozomal çekinik olarak taşınmasında herhangi bir sıkıntı yok. Sonra bunları ne yapacağız? Sileceğiz. Arkasından başka bir renk alarak diğer tarafı deneyeceğiz. Otozomal eş baskın mesela ne gibi düşünebilirim? Bu kırmızı beyaz alacalı olsun, taşınabiliyor mu? Kırmızı beyaz alacalı olması için KB, KB şeklinde olması lazım. E şöyle yaparsam. Bu KB, bunun yavrusu KB zaten olabilir. Atıyorum K'yı buradan aldıysa, B'yi buradan aldıysa, bu da BB ise beyaz renkli olabilir. KB ise yine atıyorum K'yı buradan aldıysa, bu tarafta BB olsa sıkıntı yok. Buradan mecburen B gelecek, bu taraftan da B gelmiş olsa, bu da kırmızı beyaz alacalı değil de beyaz olsa sıkıntı var mı? Yok, yani bunu da yapabildik. Sonra devam edecek olursak X'e bağlı baskın taşınıyor olabilir mi? Sanırım aşağıdan direkt göreceğiz gençler. X'e bağlı baskın taşınabilmesi için bunun X üzeri büyük A'ya yanını bilmedim şeklinde olması lazımdı. X üzeri büyük A'yı bu taraftan alsa sıkıntı yok. Baba Y'ye sahiptir. Annenin de kesinlikle bu gene sahip olmaması gerekiyor. X'e bağlı baskın taşınması için buradan da küçük A gelse bir sıkıntı yok. Buraya bakıyorum, Y'yi bu taraftan aldı, özellik görülmediğine göre X üzeri küçük A'lı olması gerekiyor. Y'yi bu taraftan aldı, X üzeri büyük A'yı bu taraftan alsa olur mu? Olur. Yanına X üzeri küçük A desem, X üzeri küçük A'yı şuna vermiş olsa, buradan da X üzeri küçük A gelse, ailenin yazımında herhangi bir sıkıntı çıkmadı gençler. X'e bağlı seçeneklere gidersek doğru çıkacak. X'e bağlı çekinik olabilir mi? Onu da hemen şu yeşille denemiş olayım. X üzeri küçük R'ye X üzeri küçük R desek, X üzeri küçük R'ye Y desek, küçük R'nin birini annesinden almış olsa, annesi taşıyıcı olsa sıkıntı yok. Buradan devam edecek olsam, baba Y'li olsa, aynı zamanda babada da renk kör olmadığına göre büyük R'si olsa, büyük R'yi şu kız çocuğuna babadan gelmiş olsa, anneden de X üzeri büyük R'si, anne de renk körü olduğuna göre X üzeri küçük R'ye X üzeri küçük R olsa, erkek çocuğuna verse, bu tarafa da X üzeri küçük R'yi verse, aileyi yazmakta herhangi bir sıkıntı yaşamadık. O zaman X'e bağlı çekinik de taşınıyor olabilir. Cevabımız da E'ye düşmüş oldu. Aralarında kan bağı olan bireylerin evlenmesine ne dedik? Akraba evliliği ismini verdik. Akraba evliliği sonucunda ne oluyordu? Resesif, yani küçük harfle gösterdiğimiz çekinik genlerin görülme oranı artıyordu. Bir türün farklı bireyleri arasındaki çeşitliliğe genetik varyasyon dedik. Sen kıvırcık saçlısın, ben düz saçlıyım. Sen mavi gözlüsün, ben kahverengi gözlüyüm. Bunlar genetik varyasyonlardır. Genetik varyasyonların olmasına crossing over, homolog kromozomların rastgele dağılımı, döllenme ve tabii ki mutasyon olayları neden olacak. DNA'nın yapısında meydana gelen bozulmalara mutasyon dedik. Gen işleyişinde meydana gelen değişimlere ise modifikasyon ismini vererek kalıtım ünitesini tamamlamış olduk gençler. Buradan da hemen ödüllü soruya geçiyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın.